Bazen bir nokta yapısı, bir molekülü veya bir iyonu tamamen tanımlamak için yeterli değildir. Bazen iki veya daha fazlasına ihtiyacımız vardır. İşte size bir örnek. Bu bir asetat anyonu ve bu nokta yapısı asetat anyonunu tamamen tanımlamıyor. Yani başka bir rezonans yapısı çizmemiz gerekiyor. Evet, yapacağımız şey bu oksijenden bir ortaklanmamış elektron çifti almak ve buraya taşımak. Böylece buradaki karbonla oksijen arasında çift bağ oluşturabiliriz. Ve aynı zamanda bu 2 pi elektronunu alıp üstteki oksijene taşıyalım. Buraya bir rezonans oku çizelim. Tabii çift yönlü. Evet. Rezonans yapılarını çizerken genellikle köşeli parantez içine alıyoruz. Şimdi de sağ tarafa diğer rezonans yapısını çizelim. Burada karbonla oksijen arasında artık çift bağ var alttaki oksijenin 3 tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Ama artık sadece 2 tane var. Çünkü bu elektron çiftlerinden biri pi bağı oluşturmak için başka yere geçti. Üstteki oksijense çift bağa sahipti. Ama artık sadece tek bir bağı var. Ve önceden 2 ortaklanmamış elektron çiftine sahipken şimdi 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip. Tabii bu durum üstteki oksijene eksi bir formal yük vermiş oluyor. Rezonans yapılarını çizmeden önce formal yükleri anladığınızdan emin olun. Çünkü bunu anlamak son derece önemli. Evet, şimdi burada ne yaptığımızdan emin olmak için şu elektronları takip edelim. Mor elektronlar bu pi bağını oluşturmak için buraya geldi ve maviyle gösterdiğim şu elektronlarsa üstteki oksijene gitti sağ tarafta da onları gösterelim. Evet, şu şekilde. Burada asetat anyonu için iki rezonans yapımız var ve bu yapıların hiçbiri asetat anyonunu tamamen tanımlamıyor. Bu yüzden bu ikisinin bir tür melezini yani hibritini çizmemiz gerek. İlk yapıda alttaki oksijene baktığımızda karbon ve bu oksijen arasında tek bağ olduğunu görebiliyoruz. Diğer yapıya baktığımızda ise Aynı yerde artık bir çift bağ olduğunu görüyoruz. O zaman bu iki rezonans yapısının hibritini düşünürsek. Altta devam edip çizelim. Karbon ve oksijen arasında tek bir bağ çizemeyiz. Orada kısmi bir çift bağ karakteri olmalı. Yani bu yukarıdaki iki yapının bir karışımını çizeceğiz diye düşünebiliriz. O zaman buraya kısmi bir bağ çiziyorum. Tabii bu üstteki oksijen içinde aynı durum söz konusu. Burada çift bağ varken yan tarafta tek bağ mevcut. Bu yüzden aradaki bir yerde hibrit yapımız olacak. Buraya çizmeye devam edelim. Şimdi hibrit yapıya tek bir bağ çizemeyiz. Kısmi çift bağ karakterini noktalı çizgileri çizerek göstermeliyiz. Aynen böyle. Tabii yük durumuna bakacak olursak ilk yapıda alttaki oksijenin eksi yükü vardı. Sonrasında yük üstteki oksijene geçti. Yani bu eksi yük aslında delokalize oldu. Tek bir oksijende lokalize olmadı. Delokalize oldu ve her iki oksijene de eşit olarak yayıldı. Bu çizdiğim hibrit yapıyı göstermenin sadece bir yolu. Yapılan çalışmalar hibritin esas anyonun görünüşüne yakın olduğunu göstermiştir. Yani bağ uzunlukları üzerine bazı çalışmalar yapıldı ve bu karbonla oksijen arasındaki bağ incelendi. Çalışmalara göre bu bağın uzunluğu bu sağa doğru uzanan oksijenle karbon arasındaki bağın uzunluğuyla aynıydı. Kısacası hibrit anyonun gerçekte nasıl göründüğüne dair bize çok iyi bir fikir veriyor. Devam edip sadece mor elektronları hareket ettirirsek neler olacağına bir bakalım. Bahsettiğimiz ilk şeye geri döneyim. Mor elektronları hareket ettirdikten sonra neden durduk diye sorabilirsiniz. O zaman şuraya eğer durursak neler olacağını bir çizelim. Yapımız bu olurdu. Mor elektronlar çift bağımızı oluşturmak için buraya geldi. Eğer mavi elektronları yönlendirmezsek yani oksijene geçmelerini sağlamazsak rezonans yapımız hakikaten de bu olabilir. Buradaki sorun şu. Karbonun 5 bağı var. Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 bağ yani 10 elektron. Halbuki biz karbonun periyodik tablodaki konumu nedeniyle elektronlarda oktete aşamayacağını biliyoruz. Bu yüzden bu geçerli bir yapı değil. Buradaki örüntüyü bir sonraki videoda detaylıca ele alacağız. Bahsettiğim örüntüde bir tane ortaklanmamış elektron çifti yanında da bir pi bağı var. Bu asetat anyonu için gördüğümüz örnek. İki rezonans yapısı da işte burada. Rezonans kelimesiyle ilgili kafa karıştırıcı nokta şu. Bazen anyonun bu ve bu yapı gidip geleceğini düşünebilirsiniz. Ne de olsa rezonans yapıları deyince aklımıza yer değiştirme ve bir oraya bir buraya gitme geliyor. Ama aslında olan böyle değil. Biz sadece tüm yapıları çizemiyoruz. Eğer sadece tek bir nokta yapısı çiziyorsak bu yapı durumu tam olarak açıklamıyor. Çünkü elektronlar delokalize. Yani burada bir ileri bir geri rezonans söz konusu değil. Kafanızda rezonans yapılarını çizerken bunun hibrit için ne anlama geldiğini ve rezonans yapılarının genel hibrite nasıl katkıda bulunacağını düşünün. Bu nedenle köşeli parantezleri, çift yönlü okları ve formal yükleri unutmayın. Rezonans yapıları çizerken bunlar gerekli. Şimdi burada asetat anyonunun kullanımlarından birine ve çizebileceğimiz rezonans yapılarına bir bakalım. Asetat anyonuna baktığımızda buradaki ortaklanmamış elektron çiftlerinden birinin sadece bir oksijende lokalize olmadığından delokalize olduğundan bahsetmiştik. Bu elektronlar buraya gelir, bunlar da oksijene geçer. Böylece bir rezonans yapısı çizebiliriz. O zaman bu eksi formal yük bu oksijende lokalize olmadı. Delokalize oldu. Eksi yükün bir kısmını yayabildiğimiz için buradaki anyonun kararlılığı artmış oluyor. Yani bu yapı delokalizasyondan dolayı nispeten kararlı. Dolayısıyla artan kararlılık söz konusu. Ekstradan bir rezonans yapısı çizebilmemiz anyonun kararlı olduğu anlamına geliyor. Buna elektronları itmek diyebiliriz. Yani elektronları hareket ettiriyoruz ve onları bir yerden bir yere hareket ettirmek ve takibini yapabilmek son derece önemli. Bu konuda iyi olmanın tek yolu bol soru çözmek. Ders kitabınıza ya da başka kaynaklarda gördüğünüz testlerden birçok alıştırma yapmak. Şimdi elimizdeki yapıyı sağdaki etoksit anyonuyla karşılaştıralım. Aynı şeyi yapmaya çalışacağız. Oksijendeki elektron çiftlerinden birini alıp buraya taşımamız lazım. Ama yapamıyoruz çünkü buradaki karbonun zaten dört bağı var. Dikkat ederseniz iki hidrojene bağlı ve alt kısmında da şu iki bağ var. Bu elektronları hareket ettirip delokalize etmeye çalışmak karbonun bağ sayısını 5'e çıkartır. Yani bu işlemi yapamayız. Demek ki etoksit anyonu için rezonans yapısı çizemeyiz. O halde bu elektronlar bu oksijene lokalizedir diyebiliriz. Bu yüzden bu oksijenin dolu dolu 1-1 formal yükü olur. Bu eksi yükü yayamayacağımızdan bu anyonun kararlılığı azalır. Yani bu soldaki anyonla karşılaştırıldığında çok da kararlı değildir. Azalan kararlılık söz konusudur. Çünkü rezonans yapısı çizmek mümkün değildir. Eğer bu bazlara konjuge asitleri düşünürsek, asetat anyonuna konjuge bir asit elbette asetik asit olacaktır. Şimdi onu buraya çizelim. Burada ise etoksit anyonuna konjuge bir asit düşünürsek elbette bu da etanol olacaktır. Etanolü de altına çizelim. Şimdi bunlardan hangisinin daha asidik olduğuna baktığımızda asetik asidin daha asidik olduğunu biliyoruz. Yani proton vermesi daha olasıdır. Çünkü konjüge baz daha kararlıdır. Tabi rezonansı ve elektronların delokalizasyonunu da bu nedenlere ekleyebiliriz. Etanole baktığımız zaman etanolün protonunu verme olasılığı çok da fazla değil. Çünkü konjüge bazı olan etoksit anyonu o kadar kararlı değil ve bunun için herhangi bir rezonans yapısı çizemeyiz. Buradaki eksi yük delokalize değildir bu oksijene lokalizedir. Evet, bu rezonans yapıları hakkında düşünmenin sadece bir yolu. Ve yine tekrarlayacak olursam, bol bol soru çözmenizi ve çizim alıştırmanızı yapmanızı öneririm. Bir sonraki videoda sorularda bakmanız gereken farklı örüntüler hakkında konuşacağız. Bu videoda bunlardan bir tanesini ele aldık. Bir ortaklanmamış elektron çifti aldık. Burada yeşil renkte görüyorsunuz ve bu elektron çiftinin bir pi bağı yanında olduğunu gözlemledik. Bu sebeple başka bir rezonans yapısı çizebildik. Etoksitte ise böyle bir durum yok. Yani bir ortaklanmamış elektron çiftimiz var ama yanında bir pi bağı yok. Bir sonraki videoda daha fazlasına değineceğiz.